Tekrar merhaba hanımlar. Elbise bölümümüzün ikinci kısmındayız. Videomuz uzun olduğu için iki part halinde yapacağım yine. Şimdi tulumumuzu giydirdim. 12 sıra kadar, yaklaşık 12 sıra kadar düzümüzü ördüm. Bakın şu şekilde tam kuyruğumuzun bitimine denk gelecek. Burada dediğim gibi burada bırakıyoruz. Sizde bu 13 sıra olabilir, 14 sıra olabilir veya 11 veya 10 sıra olabilir. Hiç fark etmez. Diğer bölümde dediğim gibi kuyruğun bitimine, yani başlangıcına kadar geleceğiz. Ne kadar sıra ihtiyacımız varsa. Şimdi buradan sonra artık kuyruk boşluğumuzu ve sırt boşluğumuzu vererek döne döne öreceğiz. Yani git gel yaparak öreceğiz. Bir zincir çekip dönerek öreceğiz. Şimdi o kısımdan başlayalım. Önce bir vücudumuzdan çıkartayım tulumumu. Bu arada bacak kısımlarımız, yani bilek kısımlarımız dar. Bunu belki ilk bölümde söylememiş olabilirim. Ayaktan biraz zor geçiyor. Hiç merak etmeyin. Olması gereken bu. Çünkü bacaklarda yeterince bolluk var. Orada biraz giydirip soyarken zorluk olacak sadece, o kadar. Ama ölçüsü bakın gördüğünüz gibi gayet bacaklarda bol. Çünkü bacaklarımız ince. O yüzden de ayakta biraz zorlanması gerek. Hiç endişe etmeyin. Şimdi hemen tulumumu çıkartıp başlayalım. Evet, şimdi örmeye başlayabiliriz. Sıra başımızdayız. Tam arka ortamızda sıra başımız. Kuyruğumun yerini ayarladım zaten. Tam da sıra başıma denk geldi. Gelmezse de kuyruğunuzun hizasına göre ilmeğinizi taşıyın. Burada şimdi benim kuyruğumun mesafesine göre 7 ilmeklik bir açıklık vermem gerekiyor. Onun için 7 cc yapacağım. O kısmı açık bırakacağız çünkü. 7 ilmek cc yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 7 ilmek benim kuyruğum payı için yeterli. Şimdi sıramı sıra sonuna kadar düz bir şekilde örüyorum. Hiçbir şekilde eksiltme, arttırma yapmadan düz bir şekilde sık iğnelerime devam ediyorum. Sıra başına kadar. Evet, sıra başına kadar ördüm. Benim bu arada bu kuyruk için bıraktığım 7 ilmekten sonra 86 ilmeğim var. Bu farklı olabilir, değişken olabilir ama benim tarifimde şu an bu şekilde. Zaten ben böyle yazacağım ama dediğim gibi sayılara takılmayın. Sizin ölçüleriniz neyse ona göre devam edin, ona göre uyarlayın. Şimdi bir zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Artık bundan sonra ne demiştik? Geri dönerek öreceğiz diye. Şimdi devam ediyorum. Tekrar bu sırayı komple tek tek öreceğim. Hiçbir eksiltme, artırma yapmadan 86 ilmeğimi nereye kadar, şöyle göstereyim hemen. Bu şekilde döneceğim. Geleceğim burada ilk cc'min başına kadar. Yani bu aradaki 7 ilmeğim örülmeyecek. Bu cc'min başına kadar. Burada da toplamda 86 ilmeğim var. Yani şurada 7 ilmeklik bir boşluğum olacak. Dönüp geleceğim buradan. Buradan dönüp gideceğim buraya. Burası hep boş kalacak. Sırt kısmımız olarak devam ediyor zaten. Evet, sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Kuyruk için bıraktığımız boşluğa kadar hiçbir şekilde eksiltme, arttırma yapmadan tek tek örüyoruz. Evet, sıra başıma kadar geldim. Bakın buraya kadar şeklimiz bu şekilde. Buradan şurası sıra başım zaten. Buradan döndüm. Buraya kadar geldim. CC'nin başına kadar. Aradaki 7 ilmeğim duruyor her zaman. Şimdi bu sıramızda eksiltmelere başlayacağız artık. Yine bir zincir çekip geri döneceğim. Şu şekilde bir zincir çekip geri dönüyorum. Şimdi 6x 1a ile başlayacağım. Önce 6 tek batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bir tane kesme yapacağım. Bu kesmeleri isterseniz bir ilmek atlayarak yapın, isterseniz gizli eksiltme olarak yapın. Zor gelirse bir ilmek atlayarak yaparsınız. Çünkü gizli eksiltmede biraz ilmeği çıkarmak bazen zor olabiliyor, takılabiliyor. Dilediğiniz gibi ikisi de olur. Şimdi 6x 1a yaptım. 12x 1a yapacağım. Ve bunu 5 kez tekrar edeceğim. 12 tek batacağım. 1 keseceğim. 2, 3, 4, 5. Evet, 12 tek battım. Bir tane kesiyorum. Bunu bu şekilde 5 kez tekrar edeceğim. Sıra sonunda kalan ilmeklerimi de düz bir şekilde öreceğim. Bu şekilde sıramızı bitirelim. Ondan sonra buluşalım.
Evet, 12x bir ayı 5 kez tekrar ettikten sonra 7 tane ilmeğim kaldı. Onları da tek tek ördüm. Sıranın sonunda 79 ilmeğim var. Şimdi bu sıramızı düz bir şekilde örüyoruz. Hiçbir şekilde eksiltme artırma yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. Bir zincir çektim, geri döndüm. İlk ilmeğimden itibaren batarak her bir ilmeğime tek tek sık iğne yapıyorum. Hiçbir şekilde eksiltme artırmamız yok. İşleyişimiz bu şekilde gidecek zaten. Bir sıra keseceğiz, bir sıra öreceğiz. O da kesmelerimiz düz kısımda, örmelerimiz iç kısımla denk geliyor. Bu şekilde bir sıra kesip bir sıra düz öreceğiz. Bazen birkaç sıra düz öreceğiz. Şimdilik bir sıra düzümüz var. Hiçbir şekilde eksiltme artırma yapmadan 79 ilmeğim var benim. Düz bir şekilde örüyorum. Sıramızı bitirip buluşalım. Evet, düz sıramızda ördük. Şimdi yeni sıramızda 5x ile başlıyoruz. 5x bir ağ yapacağız. İlk ilmeğimden batarak başlıyorum. 2, 3, 4 ve 5. Bir tane kesiyorum. Düzgün alamadım. Evet. Şimdi 11x bir ağ yapacağız. 11x bir ağ. Onu da 5 kez tekrar edeceğiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11x ördüm. Bir tane kesiyorum. Bunu da yine 5 kez tekrar edeceğiz. Sıra sonunda kalan ilmeklerimizi de muhtemelen 6 ilmeğimiz kalacak. Onu da düz bir şekilde örüyoruz. Sıramızı tamamlayıp buluşalım. Evet, sıramı tamamladım. Sonunda yine 7 ilmeğim kaldı. Onu da düz bir şekilde ördüm. Toplamda 73 ilmeğim var. Bir sıra düz örüyoruz. Hiçbir şekilde eksiltme artırma yapmadan bir sıra yine düzümüz var. Tersten ördüğümüz sıralar biliyorsunuz düz sıralara denk geliyor. Bir sıra düz örüyoruz. Sıramızı tamamlayalım, buluşalım. Evet, bir sıra düzümüzü de ördük. Arada şu şekilde pantolonumuzun şeklinde göstereyim. Arkamız böyle, önümüz bu şekilde ilerliyor. Sizler de kendinizinkini ona göre ölçersiniz. Şimdi yeni sıramızdayız. Yine 5x bir ağ ile başlıyoruz. 5 tane tek batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane kesiyorum. Şimdi 10x bir ağ yapıyorum. Ve bunu da 5 kez tekrar edeceğiz. 10x bir ağ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bir tane kesiyorum. Bu şekilde 5 kez tekrar ediyoruz. Yine sıra sonunda kalan ilmeklerimizi düz bir şekilde örüyoruz. Ondan sonra da yine bir sıra daha düzümüz var. O bir sıra düzümüzü de örelim, buluşalım. Evet hanımlar, azaltma yaptığım sıramı bitirdim ve arkasından düz sıramı da ördüm. 68 ilmeğim kalmıştı. Bir sıra düzümü ördüm. Şimdi yeni sıramızdayız ve yine eksiltmemizi yapıyoruz. Yine 5x bir ağ ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir tane kesiyorum. Şimdi 9x bir ağ yapıyoruz. 9 tek batacağım, 1 keseceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bir tane kesiyorum. Bunu da yine 5 kez tekrar ediyoruz.
Sıra sonunda kalan ilmeklerimizi yine düz bir şekilde örüyoruz. Ve arkasından yine bir sıra düzümüz var. Tekrar bir sıra düz örüyoruz. Sıralarımızı tamamlayalım, oluşalım. Evet, sıralarımı tamamladım. Bu arada bir önceki sırada ilmek sayımı yanlış söylemişim. 68 dedim, 67'ymiş. Şu anda da 61 ilmeğim kaldı. 61 ilmeğimi bir sıra düz olarak da ördüm. Şimdi yeni sıramızdayız. Yeni sıramızda 4x1 ile başlıyoruz. 4 tane tek batacağım. İlk ilmeğimden itibaren başlıyorum. 2, 3 ve 4. Bir tane kesiyorum. Şimdi 8x1 a yapıyorum. Ve bunu da yine 5 kez tekrar edeceğiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir tane kesiyorum. 8x1 a'yı 5 kez tekrar ediyoruz. Sıra sonunda kalan ilmeklerimizi de düz bir şekilde örüyoruz. 61 ilmeğim vardı. 6 kez daha kesmiş olacağım ve 55 ilmeğim kalacak. 55 ilmeğimizde sonrasında yine bir düz örgümüz var. Bir sıra düz öreceğiz. Benim ilmek sayım 55, sizin farklı olabilir. Takılmıyoruz. Tekrar tekrar söylüyorum. Tarifi de yazıyorum ekrana, biliyorsunuz, ama sayılara takılmayın lütfen. Kendi tulum ölçünüz neyse ona göre ilerleyin. Sadece formülü takip edin. Eksiltmemizi yapalım. Bir sıra düzümüzü örelim. Ondan sonra buluşalım. Evet, bir sıra düzümü ördüm, geldim. Şimdi yeni sıramızda 3x1 a ile başlıyoruz. 1, 2, 3. Bir tane kesiyorum. Şimdi 7x1 a yapıyoruz ve bunu da 5 kez tekrar edeceğiz. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bir tane kesiyorum. Bunu da 5 kez tekrar ediyoruz. Sırasında kalan ilmeklerimizi düz bir şekilde örüyoruz. Sıramın sonunda yine 51 ilmeğim vardı. 6 kez daha keseceğim. 46, 45 ilmeğim kalacak. İşte 46, 45, 47 hiç fark etmez. Kalan ilmek sayımız. Şimdi artık burada bel oyuntumuzu verdik. Bel oyuntumuzu verdikten sonra birazcık düz örmemiz gerekiyor. Yani şuradan oyuncağımızın üstünden de hemen göstereyim. Şu şekilde şu kısmımızı öreceğiz şimdi. Son eksiltmemizden sonra şu bel kıvrımımızı örüyoruz. Yani yaklaşık bir 14 sıra kadar düzümüz var. Bir 14 sıra kadar düz öreceğiz. Ne yapıyoruz şimdi? 7x1 ait 5 kez tekrar ediyoruz. Sıra sonunda kalan ilmeklerimizi örüyoruz. Kalan, yani geriye kalan sayımızı hiçbir şekilde eksiltme, arttırma yapmadan 14 sıra düz örüyoruz. 45 olur, 46 olur, 48 olur ilmek sayımız, her neyse. Bu şekilde yine başa geliyoruz, bir zincir çekip dönüyoruz. Tekrar başa geliyoruz, bir zincir çekip dönüyoruz. Aynı şekilde 14 sıra kadar örelim, ondan sonra buluşalım. Var. 14 sıra düzümüzü ördük. Şeklimiz bu şekilde. Bel kıvrımımızın tamamını örmüş olduk. Şimdi yeni sıramızda devam ediyoruz. Hemen tığımı geçirdim. Bir zincir çektik, geri dönüyoruz. Şimdi bu sıramızda ilk önce 14 tek batarak başlıyoruz. İlk ilmekten itibaren 14 tane tek örüyorum. 3, 4, evet, 14 tane tek ördüm. Bir tane arttırma yapıyorum. Çift batıyorum. Şimdi 3x1v yapacağım ve bunu 5 kez tekrar edeceğim. Sıralı bir şekilde 3 tek batıyorum. 3. Bir tane çift yapıyorum. Tekrar 3 tek batıyorum. 1, 2, 3. Bir tane çift yapıyorum. Bunu toplamda 5 kez tekrar edeceğiz. Sıra sonunda kalan 13 ilmeğimizi de düz bir şekilde sıra sonuna kadar öreceğiz. Sıramızı tamamlayıp gelelim. Evet, sıramızı tamamladık ve sıramızın sonunda 54 ilmeğimiz var. Bir zincir çektim, geri dönüyorum. Şimdi bu sıramızı düz bir şekilde örüyoruz. Hiç eksiltme, arttırma yapmadan her bir ilmeğimize tek tek batarak
sıra sonuna kadar düz bir şekilde örüyoruz. Evet, düz sıramızı da ördük. Şimdi yeni sıramızdayız. 11 ilmek öreceğiz. Şimdi 11 ilmek örüyoruz düz bir şekilde. Şimdi artık sırt kısmını yapıyoruz. Yani daha doğrusu kol oyuntusu da olacak o. Hem sırtı hem kolu olacak. Onu yapıyoruz. 2, 3, 4, 5. Evet, 11x ördüm. Bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Şimdi bir tane keserek başlıyorum. İlk ilmeğime değil, ikinci ilmeğime batıyorum. Bir tane kestim. Geri kalan ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. Yani 9 tane ilmeğim var. Hepsini ördüm. Sayım 10'a düştü. Bu şekilde sıra sonuna kadar düz bir şekilde gittim. İç kısımda hep böyle kesmelerimiz olacak. Şekil olacak çünkü. Şimdi bir zincir çektim, geri döndüm. 8 tane tek batıyorum. İlk ilmeğimden itibaren battım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir tane kesiyorum. Yani önümdeki değil, en sondaki ilmeğe batıyorum. Çünkü kesmeler bu tarafta olacak demiştik ya. O yüzden bir düz örerek başlıyoruz. Sonunda kesiyoruz. Bir baştan keserek düz örüyoruz. Hepsi bu tarafa denk geliyor çünkü. Şimdi yine geri döndüm. Bir tane keserek başlıyorum. Birinci değil, ikinci ilmeğe batıyorum. Bir tane kesiyorum. Kalan ilmeklerimi düz örüyorum. 7 tane ilmeğim kaldı. Düz bir şekilde örüyorum. Evet, sıranın sonuna geldim. Zincir çektim, geri döndüm. Şimdi 6 tane tek batıyorum. İlk ilmeğimden itibaren sıranın başında keseceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane battım. Önümdeki değil, bir sonraki ilmeği, yani en sondaki ilmeğe batarak kesmiş oluyorum. Yine zincir çektim, dönüyorum. Bir tane keserek başlıyorum. Önümdeki değil, bir sonraki ilmekten, ikinci ilmekten battım, kestim. Kalan ilmeklerimi örüyorum. 2, 3, 4 ve 5. Zincir çektim, geri döndüm. 4 tane tek batıyorum. 1, 2, 3, 4. Önümdeki değil, en baştaki ilmeğe batarak bir tane kesiyorum. Zincir çektim, geri döndüm. Şimdi burada 5 tane ilmeğim kaldı. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğim kaldı. Normal düz bir şekilde örüyorum şimdi bunu, 5 ilmeği. Hiçbir şey yapmadan her bir ilmeğe tek tek batarak düz bir şekilde ördüm. Bir zincir çektim, geri dönüyorum. Şimdi 4 tane tek batıyorum. İlk ilmeğimden itibaren başlayarak 4 tane tek batıyorum. 3, 4. Son ilmeğimde artırma yapıyorum. Bir tane V yapıyorum. Çiftimi yaptım. Zincir çektim, geri döndüm. Tekrar bir çiftle başlıyorum. İlk ilmeğime bir tane çift yapıyorum. Kalan ilmeklerini düz bir şekilde örüyorum. 2, 3, 4 ve 5. Zincir çektim, geri döndüm. Yine 5x ile başlıyorum düz bir şekilde tek tek batarak. 2, 3, 4, 5, 6 pardon. Son ilmeğime çift yapıyorum. Bir zincir çektim, geri döndüm. Yine çiftle başlıyorum. İlk ilmeğime çift yaparak başladım. Kalan ilmeklerimi tek tek örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zincir çektim, geri döndüm. Şimdi 8 tane tek batıyorum. 2, 3, 4,
kaçtı? 2, 4, 5, 6, 7, 8. Son ilmeğime çift yapıyorum. Yine zincir çekip geri dönüyorum. Çiftle başlıyorum yine. İlk ilmeğime bir tane çift yaptım. Kalan ilmeklerimi tek tek örüyorum. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Toplamda 11 tane ilmeğim oldu. Burada bakın şeklimiz hemen şöyle göstereyim. Şu şekilde. Şu yere de koyabilirim. Olmuyor öyle. Şöyle göstereyim. Şu şekilde şöyle önümüzden de tutunca sırt kısmımız oluyor burası. Burada da yine aynısını yapacağız. Şimdi burada mesela ipi kesiyoruz şimdi. İpimizi bu tarafa bağlayacağız. Bu tarafta da aynı şeyi yapacağız. Hemen bir keseyim geleyim. Evet, ipimizi kestik. Şimdi bir tane kilit düğümü attım. Zinciri attım. Hemen köşemizden, yani bakın bu tarafımız. Köşemizden ipimizi bağlıyoruz hemen. Sık iğneyle bağladım. Bu birinci oldu zaten. 2, 3. Şimdi buradan da 11 tane örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aynı işlemleri buraya da uyguluyoruz şimdi. Dönüyorum tekrar. Ne yapıyorduk? Bir tane kesiyorduk. Keserek başlıyorduk. İlk ilmeğe değil, ikinci ilmeğe batıyorum. Kalanları düz örüyorum. Bu şekilde kese kese gidiyoruz. Aynısı, ayna şeklinde diyelim ona. Diğer formülün aynısını buraya uyguluyoruz. İki tarafımız da aynı olacak. Bağladığım yere batmak zor oldu birazcık. Zincir çektim, geri döndüm. 8 tane tek batacağım. Son ilmeğimi de keseceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi bakın 2 ilmeğim kaldı. Önümdeki değil, en sondaki ilmeğe batarak kesmemi yapmış oluyorum. Zincir çektim, geri döndüm. Bu şekilde formülün aynısını buraya da uyguluyoruz. Ve aynı sırt şeklini burada da oluşturuyoruz. Bu şekilde bakın. Şöyle şu görüntümüzün aynısı burada da oluşacak. Bunu yapalım, ondan sonra göğüs kısmına geçelim. Evet, arka kısmımızı bitirdik. Görüntümüz bu şekilde. İki tarafımızı da eşit olarak yaptık. Şimdi orta kısmımızı yapacağız. Göğüs bölümümüzü yapacağız. Ortada toplamda 32 tane ilmeğimiz kaldı. Yani şu uçtan şu uca kadar 32 tane ilmeğimiz var. Şimdi bunu yarıya böleceğiz. 16-16 olarak öreceğiz. Hemen şimdi düğüm attım ipime. Kilit attım. Şu başlangıçtan başlıyorum hemen. Şuradaki tam dipten. Tam dipteki ilmekten başlıyorum. Hemen sık iğneyle ipimi bağladım. 16 tane örüyorum düz bir şekilde. 16 sık iğne yapıyoruz. Evet, 16 sık iğnemi ördüm. Şimdi 16 diyorum ama bu elbisenin ölçülerine göre tabii ki 16. Eğer farklı ölçülerde yapıyorsanız da bu ortada kalan ilmek sayısını 2'ye böldüğünüzde tam ortasından işaretleyerek yapabilirsiniz. Kaç ilmeğiniz varsa ona göre siz zaten uyarlarsınız. Kenarları da keza öyle. Elbisenin duruşuna göre bölüştürebilirsiniz. Farklı ölçülerde yapıyor olabilirsiniz çünkü. İlla 16 olmak zorunda değil yani. Benim ölçülerim de 16. Şimdi hemen bir zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Bu şekilde göğsün önce bir kupunu yapacağım. Sonra diğer kupunu yapacağım yine sırtta olduğu gibi. Bir tane keserek başlıyorum. İlk değil ikinci ilmeğime battım. Sonrasında bir tane tek batıyorum. Şimdi 1 ve 2 x yapıyorum. Ve bunu 3 kez tekrar edeceğim. 1 çift yapıyorum. 1 ve yapıyorum yani. 2 x yapıyorum. 2 tek batıyorum. Tekrar 1 ve yapıyorum. Bu ikinci oldu.
2 tek batıyorum. Tekrar 1 V yapıyorum. Bu üçüncü oldu. 2 tek batıyorum. 1 ve 2 X'i 3 kez tekrar etmiş oldum. Şimdi tekrar bir tane daha ayrıyeten çiftim var. Bir tane çift batıyorum. Bir tek batıyorum. Ve yine bir tane kesmem var. Yani önümdeki değil, en baştaki ilmeğe batıyorum. Şu şekilde kesmiş oldum. Zincir çekip geri dönüyorum. Şimdi 3. sıramızdayız. Burada 18 tane ilmeğimiz kaldı tabii ikinci sıramızda. İşte ilmeğimiz oldu. Çünkü arttırma yaptık. 3. sıramızdayız. Yine 1 A ile başlıyorum. İlk değil, ikinci ilmeğimden batarak kesme yaptım. 1 A yaptım. 4 tane tek batıyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane tek battım. Şimdi bir tane çift yapıyorum. 1 ve yaptım. Tekrar 4 tane tek batıyorum. 1 2 3 4. Tekrar bir tane V yapıyorum. Yani çift batıyorum. 4X yapıyorum. Tek batıyorum. 4 tane. 2 3 4. Sonda da bir tane kesme yapıyorum. Yani önümdeki değil, en baştaki ilmeğe batarak kesmemi yapıyorum. Burada şimdi bu sırada yine 18 ilmeğim var. Hiçbir şey değişmedi. Çünkü kesmeli, arttırmalı değiştirmedik. Sadece ne yaptık? Şu ortalarda arttırma yaptık. Göğüs bombesini vermek için. Çünkü bu göğüs kupa olacak. Göğüs bombesini vermek için. Şimdi 3. sıramız bu şekilde. 3 ile 5 sırası arası. Yani toplamda 2 sıra. Bu formülü tekrar edeceğiz. 3. 4. 5. Pardon, 3 sıra. 3, 4, 5. 3 sıra boyunca bu formülü tekrar ediyoruz. Aynı şekil. 1 kesiyoruz. 4x, 1 arttırma, 4x, 1 arttırma, 4x, 1 azaltma. Hep 18 ilmeğimiz var. Hiç değişmiyor. Aynı formülü tekrar ediyoruz. 3 ile 5 sıraları arası tekrar edeceğiz. Ondan sonra buluşuyoruz. Evet, 3 ile 5 sıraları arasını tekrar ettik. Bakın şeklimiz bu şekilde oluştu. Şimdi 6. sıramızdayız. Bir tane keserek başlıyoruz. İlkinden değil, ikinciden batıyorum. Bir tane kestim. 14 tane tek batıyorum. 1, 2, 3. Evet, 14 tane tek battım. Sonda kalan ilmeğimi de kesiyorum. Önümdeki değil, en baştaki ilmeği battım. Böylelikle kesmiş oldum. Yani ne yapıyoruz şimdi? Bir bu başta, bir bu başta kesiyoruz. Ortadakileri düz bir şekilde örüyoruz. Sıralarımız bu şekilde devam edecek. Şimdi zincir çektim, geri döndüm. Bir tane keserek başlıyorum. İlk değil, ikinciden battım, kestim. 12 tane düz örüyorum. Çünkü az önce 16 ilmeğe indik. Şimdi 14 ilmeğe ineceğiz. 12 tane düz örüyorum. Sondaki kalan ilmeğimi yine keseceğim. Bu şekilde devam ediyorum. Düz bir şekilde, hiçbir şey yapmadan sona kadar geldim. Şimdi sonda 2 ilmeğim kaldı. Önümdeki değil, en baştaki ilmeğe batarak kesmemi yaptım. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Şimdi yine bir keserek başlayacağım. Şu şekilde yapalım. Bundan sonrası yine hep böyle bu şekilde 4 ilmeğe kadar düşecek zaten. Ben bunları yazayım ekrana da. Zaten tarifi yazıyorum, biliyorsunuz. Şöyle de anlatayım. Şimdi 8. sıradayız. Bir tane kestim. 10 tane düz ördüm. Bir tane kesiyorum. 12 ilmeğimiz kalıyor. 9. sırada bir tane kesiyorum. 8 tane örüyorum. Bir tane kesiyorum. 10 tane ilmeğimiz kalıyor. 10. sırada bir tane kesiyorum. 6 tane düz örüyorum. Bir tane kesiyorum. 8 ilmeğimiz kalıyor. 11. sırada bir kesip 4 örüp bir kesiyorum. 6 ilmeğimiz kalıyor. 12. sırada bir kesiyorum, 2 örüyorum, bir kesiyorum. 4 ilmeğimiz kalıyor. Evet, 12. sıraya kadar, sonrasında çünkü arttırmalarımız var. 12. sıraya kadar bu şekilde yazacağım zaten tarifi ekrana. Oradan not alırsınız. Bu şekilde tamamlayalım. 12. sırayı bitirdikten sonra buluşalım. Evet hanımlar, 12. sıraya kadar ördüm. Bakın şeklimiz bu şekilde. Bildiğiniz gibi göğüs kupu şeklinde. Tekrar edince bütün sıralarımı yaptım ve bu şekilde geldim. Şimdi 13. sıramızdan birlikte devam edelim. Şimdi önce bir tane arttırmayla başlıyorum. Bir tek arttırma yapıyorum.
Bir tek batıyorum. Bir kesiyorum. Yine her halükarda 4 ilmeğim var. Hiçbir şey değişmedi. Zincir çektim, geri döndüm. Bir tane azaltıyorum. Bir tane tek batıyorum. Bir tane artırıyorum. Zincir çektim, geri döndüm. Bir tane çift batıyorum. Bir tane tek batıyorum. Bir tane azaltıyorum. Bakın şu şekilde bir şekil oluşuyor burada. Tekrar dönüyorum. Bir tane azaltıyorum. Bir tane tek batıyorum. Bir tane çift batıyorum. Tekrar zincir çekip geri döndüm. Bir tane çift batıyorum. Bir tane tek batıyorum ve bir tane azaltıyorum. Bu şekilde şeklimizi tamamlamış olduk. Bakın şöyle bir çıkıntımız oldu. Yani şu şekilde bir vereye bir tarafını da azaltıp bir tarafını da arttırdık. Bu şekilde şeklimizi oluşturduk. Şimdi bunu arkadaki kısmımızla birleştireceğiz şöyle ve kol oyuntumuz ortaya çıkacak ve göğüs kubumuz birleşmiş olacak şu şekilde. İsterseniz bunu dikerek birleştirin, isterseniz örerek birleştirin, hiç fark etmez. Nasıl rahatınıza geliyorsa öyle yapabilirsiniz. Şimdi bu 4 ilmeğimizi burayla birleştireceğiz tabii ama şöyle hemen arkadan göstereyim aslında. Şöyle bakın. Yanlışlıkla şu kısmıyla düz kısmıyla birleştirmeyin. Çünkü bu düz kısmı sırt kısmımız olacak. Buraya düğmemiz gelecek ya da çıt çıtımız her neyse. Bu kıvrımlı ucuyla. Şuradaki kıvrımlı kısmıyla. Yani kol oyuntusu yapacağız ya bunu bu şekilde. O yüzden kıvrımlı kısmıyla birleşmesi gerekiyor şu şekilde. Şöyle olacak. Birbirlerinin uçlarına varacaklar. Kıvrımlı kısmıyla birleşecek. O yüzden bunu buraya tutturuyorum şu şekilde. Hemen buradan 4 ilmekle birleştireceğim. Tabii şöyle dönmem gerekti. Ters oluyor çünkü. Şu şekilde 1, 2, 3, 4. Evet. Hemen ilk ilmekten batarak, hatta şöyle CC yaparak birleştireyim. Çok kabarık bir görüntü olmasın. CC yaparak birleştirdim. 4 ilmeği 4 ilmek olarak karşılıklı birleştiriyorum. En uçtakilere de battım. Tamamdır. Dediğim gibi isterseniz bunu dikerek de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bakın aynı görüntü zaten. Dikseniz de ilmekleri birleştirirseniz ama CC yapınca daha güzel oluyor. Sık iğne yapsaydık kabarık olurdu. CC yapınca düzgün birleşmiş oluyor. Şimdi olayımız budur. Şimdi rahat rahat göstereyim. İpim dolandı bir. Şöyle rahat rahat göstereyim. Şimdi sırt kısmımız bu şekilde geliyor. Ön kısmımız, şurada göğüs kupunu çalıştık şu anda. Göğüs kupumuzu sırt kısmımızla birleştirdik. Hem kol oyuntusunu oluşturduk hem de göğüs kupunun sırtla birleşmesini sağlamış olduk. Şimdi aynı işlemi buraya da yapacağız. Yine aynı formül geçerli. Yine ayna görüntüsü. Sırtta yaptığımız gibi formülleri kaydedersiniz. Aynı şekilde buraya da uygulayacağız. Yine 16x ipimizi bağlıyoruz buraya. Şimdi bunu keseceğiz. İpimizi bağlıyoruz. 16x örüyoruz. Sonrasındaki diğer bütün sıraları aynı şekilde uyguluyoruz. Yine burada da bir göğüs kupuna ihtiyacımız var çünkü. Yönüne dikkat edin muhakkak. Sıkıntı olmasın yönünde. Yine çünkü bir keserek başladığımız için şu taraftan yani şuradan bağlayacağız ipimizi. 16x geleceğiz. Buradan geri dönerek formülümüze başlayacağız. Aynı şekilde kupumuzu elde etmiş olacağız. Diğer tarafımızı da hazırlayalım sonra buluşalım. Evet hanımlar, göğüs kuplarımızın örümünü bitirdik. Bakın gördüğünüz gibi iki tane göğüs kupumuz, sırttan görüntümüz bu şekilde. Bağladık birbirlerine, kol oyuntularımız, her tarafımız tamamlandı. Şimdi bu kol kenarlarımızdan ilmek çıkartacağız ve kollarımızı örmeye başlayacağız. Hemen ipimize bir kilit zinciri atalım. İpimizi kolumuza bağlayalım. İlmeklerimizi çıkartalım. Şu şekilde hemen şuradan tam orta kısmından bakın. Tam kol oyuntusunun alt kısmından şuradan ortadan giriyorum.
herhangi bir yerden. Buradan ilmek çıkartırken tabii normal ilmekler olmadığı için müsait olunan noktalardan çok uzaklaşmadan batarak ilmek çıkartacağız şu şekilde. Bakın şöyle normal sık iğne örer gibi çok uzaklaşmadan bulduğum boşluklara batarak ilmek çıkartıyorum. Tüm etrafını böyle döneceğim. Başladığım noktaya kadar ilmekleri çıkarmaya devam edeceğim. Yani 38 ilmek olması gerekiyor gibi. 37, 38, 36. Yaptığınız ölçüye göre değişir gerçi. Benim ölçülerimde 38 ilmek çıkması gerekiyor. Tabii battığımız noktalara göre de değişiyor. Ama sorun etmeyin, yeterli. Ölçersiniz zaten oyuncağınızı. Yetmiyorsa hemen arttırma yaparsınız. Şu şekilde şu araları da delik olmasın diye şu şekilde sıkı sıkı geçiyorum. Şurada bir CC yaptığımız yer var. Evet. Böyle dolanıyorum. İki koldan da bu şekilde ilmek çıkararak kollarımızı öreceğiz. Şöyle ki yaklaşık bir 25-30 sıra kadar. Uzunluğunu nasıl isterseniz. Yani 30-35 sıra da örebilirsiniz. Ya da 20 sıra da örebilirsiniz. Hani kısa kollu gibi de yapabilirsiniz. Zaten çok uzun bir kolu yok. Dediğim gibi tamamen zevkinize kalmış. Takribi 25-35 sıralar arası istediğiniz boyutta örebilirsiniz. Dümdüz örüyoruz zaten hiçbir şey yapmadan. Dümdüz öreceğiz. Hiç böyle eksiltmeler falan yapmadım. Kol üzerinde aynı oynamalar yapmadım. Çünkü elleri de bayağı büyük olduğu için ellerinin girmesi gerekiyor. Girmesi için de bir dediğim gibi 38, 37, 38, 39 belki ilmek gerekiyor. Yoksa ellerimiz girmez. O yüzden kolları biraz böyle bol bol oluyor. Başlangıç noktama kadar geldim. Şurada hemen şuraya bir tane daha ilmek attım. Şöyle en başta bağladığım ipimle birleştiriyorum şu şekilde. Şöyle ilmek kaydırmayla birleştirdim ki arası bütünleşsin. Bir zincir çekip devam edeceğim şimdi. Evet, ilmek çıkarma işlemi tamamlamış oldum. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Böyle şimdi bunu döne döne düz bir şekilde öreceğim. Hiç eksiltme artırma yapmadan. Dediğim gibi 25-35 sıra arası ne kadar istiyorsanız, boyunu nasıl istiyorsanız o şekilde örebilirsiniz. Diğer kola da aynı şeyi yapacağız. Bir de şurada sırtı da tarif edeyim size. Onu da hiç çekmeme gerek yok. Sırt kısmına da yine kordon yapacağız. Tişörtte yaptığımız gibi. Yine kordon yapacağız. Onda da yine ipimizi şu köşeden bağlayalım. Bu köşeden bağlarız ipimizi. Gide gele başa kadar gelip zincir çekip geri döneceğiz. 5-6 sıra ne kadar yetiyorsa sırtınızın kapanması için. Bu şimdi sırt kısmımız ya, kuyruk kısmımız kalacak burada. Sırtımızın kapanacağı şekilde burasının boş kalması lazım. Çünkü zaten kuyruğu alacak içine. İçine ya ister düğme dikersiniz ister çıt çıt dikebilirsiniz. Ben yine çıt çıt kullanacağım. Tişörtte de öyle kullandım. Çok daha rahat oluyor. Düğme dikmek istiyorsanız da son sıranızda bir tarafa ilik yaparsınız. Hemen birkaç zincirle ne kadarlık boyutta düğme dikecekseniz ilik yaparsınız. Dediğim gibi 4-5 sıra kadar iki taraftan da sırtı kapanana kadar ölçe ölçe bunu yapabilirsiniz. İpinizi bağlayıp düz bir şekilde ölçe ölçe kordon öreceğiz buraya iki şerit şeklinde. Onu da hiç çekmeme gerek yok. Gayet basit bir şey. Kollarımızı örelim, sırt kısımlarımızı örelim. Ondan sonra zaten yaka kısmımız var. Yakamızı göstereceğim. Bir de ön kısmımızda yakamız var. Onları göstereceğim. Yavaş yavaş bitiyor zaten. Kollarımızı ve sırtımızı örelim, buluşalım. Bunlar kıyafetimizin işlemlerini tamamladık. Kollarımızı yaptık. Sırt kısmımızı yaptık. Şöyle bir şey düzeltme yapacağım. Sırt kısmında sizlere 4-5 sıra örün ama yine de kıyafetinizi ölçün bebeğinize göre demiştim. Ben de ölçtüm. Yetmedi 4-5 sıra. Gerek fazla dolduruyoruz, gerek hani ipten kaynaklı oluyor. Bazen yetmeyebiliyor. O yüzden büyüttüm. 10 sıra. Yani 10 sıra bu tarafa, 10 sıra bu tarafa ördüm. Sizin de bilginiz olsun. Siz de ölçerek yapın muhakkak. Şöyle birbirlerinin üstüne kapanacak şekilde
olması gerekiyor ki işte düğme veya çıçıt dikelim. Hani bu şekilde kapalı gözüksün. Açıkta kalıp da böyle çirkin olmasın diye. O yüzden şöyle iyice kapatarak yaptığımızda bakın 10 sıra yeterli geliyor. Böyle güzel bir kapanmış oluyor. Bu şekilde kollarımızı da ördük. Ben kollarımıza 30 sıra ördüm. Şu şekilde de biraz katlıyoruz zaten. Yeterli benim için. Zaten çok uzun bir kol değil biliyorsunuz. Daha kısa isterseniz de daha kısa yapabilirsiniz. Ya da bunu daha geniş katlayabilirsiniz. Tarz oluyor, güzel oluyor. Göğsümüz falan bu şekilde. Şimdi yaka kısmımızı yapacağız birlikte. Ben hemen kıyafeti bir çıkartıp geleyim. Evet, yaka kısmımız için zincirim attım, kilit zincirimi attım hemen. Şimdi bu sırt kısmından başlayarak göğse doğru ilmek çıkartacağım. Yaklaşık 30 tane ilmek yeterli oluyor diye hesapladım. Bakalım hep birlikte de zaten. Hemen ilk baştaki ilmekten buradan bağlıyorum. Direkt sık iğneyle bağladım ilmeğimi. Hemen şu ipimi de yürüteyim ki sağlam olsun. Şöyle batabildiğim yerlere batarak, biliyorsunuz zaten ilmek yok bu aralarda, düzenli bir şekilde çok uzaklaşmadan ilmek çıkartıyorum buradan. Bir 30 tane ilmek çıkartalım bakalım nasıl duracak. Evet, 30 ilmek çıkardım. Bu şekilde göğsün tam böyle yarısına geldi. Bence yeterli zaten. Şuradan da bir göğüs kupu yapacağız çünkü. Hemen bir zincir çekip geri dönüyorum. Şimdi bir zincir ilmek çıkardık, geldik buraya. Bir tane gidelim. İkinci sıramız olur tabi. Bir sıra bir düz örelim. Ya da iki sıra da örebiliriz. Biraz yakamız fazla olsun. Yüksek olsun. Çünkü az düşüyor formüle göre. Ben onu pek sevmedim. Hatta kendi diğer elbisemde de birazcık bir sıra kadar fazlalaştırmıştım. Bunu da iki sırada fazlalaştırabiliriz. Şöyle hemen bütün ilmeklere tek tek batarak yukarı doğru sırt kısmına doğru ilerliyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Sadece tek tek ilmekleri örüyorum. Sonra tekrar alt kısma geleceğim. Tabi buradan buraya kadar geldim. Şimdi sırt kısmına geliyorum ya. Oradan sonra tekrar döneceğim. Göğüs kısmına geleceğim. Yine bir sıra daha öyle örmüş olacağız. Yani toplamda 3 sıra gibi. İlmek çıkardığım sırayla birlikte 3 sıra gibi oluyor. Çünkü kesmelere buradan başlayacağız. Göğüs tarafında olacak kesmelerimiz. Bu şekilde ilmek çıkardıktan sonra tekrar başa gidelim. Sırt kısmına. Tekrar geri gelelim göğüs kısmına. Orada formüllerimizi uygulamaya başlayacağız. Sıralarımızı tamamlayıp buluşalım. Evet, sıralarımı tamamladım. Şimdi göğüs kısmına geldim. Buradan artık kesmelere başlıyoruz. Şimdi bir tane hemen kesiyorum ilk başta. Ne yapıyorum? İlk ilmeğe değil, ikinci ilmeğe batarak bir tane kesmiş oluyorum. Sonra kalan 29 ilmeği düz bir şekilde öreceğim. Yani benim 30 ilmeğim vardı çıkardığım. O yüzden 29 ilmeği düz bir şekilde öreceğim yine sırt kısmına kadar. Sonra yine bir sıra düz örüyoruz. Çünkü buradan şimdi gideceğiz sırt kısmına. Sırt kısmından tekrar geleceğiz göğüs kısmına. Dedim ya, kesmelerimiz hep bu göğüs kısmında olacak diye. Yaka kenarını veriyoruz çünkü burada. Şimdi düz bir şekilde sırt kısmına ulaşalım. Ondan sonraki sırada göğüs kısmına kadar düz bir şekilde örelim. 29 ilmeğimizi buluşalım. Şimdi yine göğüs kısmına geldim. Düz sıramı da ördüm. Yine bir tane keserek başlıyorum. İlk değil, ikinci ilmeğime batıyorum. Ve kalan 28 ilmeğimi tek tek örüyorum. Sonrasında yine bir sıra düzümüz var. Yine sırt kısmına kadar, yani sıra başımıza kadar gidiyoruz. Bir zincir çekip geri geliyoruz göğüs kısmına kadar. Hiç eksiltme, arttırma yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. Ondan sonra bir kesmemiz daha olacak. Evet, yine de göğüs bölgemize geldik. Son kez bir kez daha kesiyoruz. Yine sıra sonuna kadar tüm ilmekleri tek tek örüyoruz. Ondan sonra da iki sıra düz bir şekilde gide gele öreceğiz. Şimdi bunu sıra başına kadar gittik. Ondan sonra geri dönüyoruz bir sıra. Buradan geri dönüyoruz bir sıra daha. Sırt kısmını da bitiririz. İki sıra daha düz örelim. İyice böyle katlansın, kıvrımlı olsun yakamız. Ondan sonra şu orta kısmındaki yakamızı yapalım. Yani ön kısma gelen, göğüs önüne gelen yakamızı yapalım. Şimdi sıralarımızı tamamlayıp buluşalım.
Evet, yakanın örme işlemini bitirdim, düz örgülerini. Ben göğüs kısmına bitirdim örgümü. İsterseniz sırt kısmına denk geliyorsa bitirir, buradan tekrar ip bağlayabilirsiniz. İsterseniz de buraya denk getirebilirsiniz. Şu kenarından bir sıra sık iğne geçelim. Hem burası düz olsun, hem de göğüse bağlantımızı daha güzel bir şekilde yaparız. O yüzden öyle bir değişiklik yaptım. Yani siz de isterseniz burada bitirdikten sonra buradan da tekrar ip bağlayabilirsiniz. Ya da burada bitirebilirsiniz göğüs kısmında. Şimdi hemen burada bir zincir çekiyorum. Kenarlarından yakanın şu şekilde aşağı göğse doğru sık iğnelerle geçiyorum. Hem daha düz bir görünüm olsun, hem de göğse ulaşmış oluruz. Şu şekilde. Şu hizaya kadar geleceğim zaten. Yaka başlangıcına kadar geleceğim. Oradan sonrası sayılı gidecek. Hiç saymıyorum kaç tane ilmek yaptığımı. Önemli değil zaten. Tamam. Şimdi sonuna kadar geldim. Şimdi bu göğüs ortasındayız tam. Bu şekilde. Burada hemen şimdi 10 tane ilmek çıkaracağız. Yani şu orta kesime kadar, şu göğsün tam ortasına gelene kadar şu arada 10 tane ilmek çıkartacağız. Yakamızı yapmak için. Şimdi hemen başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bir tane de şuraya tam sona 10. Evet. Şu şekilde bakın. Hem şöyle kenarını geçmiş olduk, düz oldu, güzel oldu. Hem de böyle arası bağlantılı oldu, o da güzel oldu. Şimdi 10 tane ilmek çıkardım. Zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Bir tane kesiyorum. Yine burada da kesmelerimiz olacak ki yaka sivri bir köşe yapacağız şöyle. İlk değil, ikinci ilmeğime batıyorum. Bir tane kestim. Şimdi 6 tane tek batıyorum. 2 3 4 5 6. Sonda kalan 2 ilmeğimi kesiyorum. Yani önümdeki değil, en sondaki ilmeğe batıyorum. Bir zincir çekip dönüyorum. Şimdi burayı aşağı kadar düz bir şekilde örüyorum. İlk ilmeğimden itibaren batarak 8 tane ilmeğim kaldı şu an. 8 tane ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Göğüs ucuna kadar hiçbir şey yapmadan düz bir şekilde örüyorum. Evet. Şimdi zincir çektim, geri döndüm. Bir tane kesiyorum. Yine ikinci ilmekten battım. 4 tane örüyorum. 1 2 3 4. Son 2 ilmeğim kaldı. Önümdeki değil, en baştaki ilmeğe batıyorum. Yine kesmiş oldum. Bir zincir çektim, döndüm. Şimdi tekrar kesmeye devam ediyorum. Yine keserek başlıyorum. İlk değil, ikinci ilmeğime battım. 1 2 tane tek batıyorum. 2 ilmeğim kaldı. Önümdeki değil, en baştaki ilmeğe batarak kesmiş oluyorum. Tekrar zincir çektim, döndüm. Yine bir tane kesiyorum. Ortada bir tane ilmeğim kaldı, örüyorum. Ve en baştaki ilmeğime batarak kesiyorum. Bu şekilde. Şimdi hemen dönüyorum, bakıyorum. Evet. Bir tane daha kesiyorum. Yine ilk ilmeğime değil, İkinci ilmeğime battım. Sondaki ilmeği de tek ördüm. Şu ucu biraz daha sivri oldu bu şekilde. Evet. Böylelikle yakamızın göğüs kısmı da bitmiş oldu. Şöyle hemen yan tarafında bir CC yaparak ipimi kilitliyorum. Zincir çektim, bıraktım, koparacağım ipimi. Bakın bu şekilde. Bu da böyle. Şu yakamız. Şöyle göstereyim. Şu yakamız. Bu da önümüzdeki yaka kıvrımımız olacak şu şekilde. Gayet güzel. Bunların aynısını bu tarafa da uygulayacağız. Yine aynı görüntüsü. Aynı formül, hiçbir şey değişmiyor. Aynı şekilde önce yakamızı öreceğiz. Şöyle sırt kısmından ilmek çıkarıp 30 tane ilmek çıkararak yakamızı öreceğiz. Sonrasında 10 tane ilmek çıkararak göğüsteki yaka kubumuzu öreceğiz ve işlemimiz bitiyor. Şimdi bir kemerimiz kaldı. Kemerimizi de yapalım. Ondan sonra zaten artık hazırız. Evet,
Kemerimiz için böyle koyu mor bir rengim var. Şu şekilde 50 tane zincir çektim. Tabii bunu yine siz bebeğinizin beline göre ölçün muhakkak. Normalde bu şartlarda 50 tane yeterli oluyor. 50 tane zincir çektim. İkinci zincirden itibaren bir tane V yapıyorum önce. Sonra sıra başına kadar tek tek bütün ilmeklerime sık iğne yapıyorum. Bütün zincirlerime sık iğne yapıyorum. Bu şekilde hepsine tek tek batıyorum. Sıra başına kadar gelelim. Buluşalım. Orada çiftimiz olacak. Köşeye dönmek için çift yapacağız. Evet, sıra başına kadar geldim. Toplamda 46 tane tek battım. Şimdi son ilmeğime dörtlü double yapacağım. Yani bir ilmeğin içine 4 tane sık iğne dolduracağım. Böylelikle köşe dönüşümüzü yapacağız. 2 oldu. Şöyle attım ipimi. 3 oldu. Şu da 4 oldu. Bakın böyle köşeyi dönmüş oldu zaten. 4 tane battım. Şimdi yine diğer sıra başına kadar düz bir şekilde örüyorum. Şimdi zincirin altta kalan kısımlarını örüyoruz. Burası biraz tabi zorlayıcı oluyor. İnce bir kısım olduğu için. Şu şekilde zincirin altta kalan kısımlarına batarak her bir ilmeğimize tek tek sık iğne yapıyoruz. Sıra başına kadar gidelim. Sıra başında yine bir çiftimiz olacak. Evet, sıranın başına kadar bütün ilmeklerime tek tek baktım. Şimdi son ilmeğimize çift batıyorum. Artık bu sıramızı tamamlamış oluyoruz bu şekilde görünümümüz. Şimdi ikinci sıramıza başlıyoruz. İkinci sıramıza 2B ile başlıyoruz. Önümdeki sıra gelen 2 ilmeğe 2 tane çift yapıyorum. Birinci çifti yaptım, bu da ikinci çiftim. Köşeyi dönmüş oldum. Şimdi yine diğer sıranın başına kadar bütün ilmeklerime tek tek batıyorum. Sayınız kaçsa hiç fark etmez. 40 olur, 50 olur, 60 olur. Hiç fark etmez. Sadece yaptığımız işlem şu. Şu köşelerde çift yaparak dönüşü sağlamak ve genişletmek. Ortada kalan kısımlarımızı da düz örmek. O kadar. Kemer, yani kemerimizin mantığı bu. Sıra başına kadar gelelim. Evet, sıranın başına kadar geldim. Son 2 ilmeğime tek tek çift yapıyorum. Yani bir tane çift yaptım. Şimdi bir tane daha çift yapıyorum ve sıramı bitiriyorum. Evet, 3. sıramızda şimdi bu köşelerde 1x1v olarak çoğaltacağım. Şu köşeleri biraz daha genişletiyorum ki düğme dikeceğiz oralara da. O yüzden 1x1v yapıyorum. Tekrar 1x1v. 2 kez tekrar ettim bunu. Şimdi yine diğer başa kadar olan kısımları düz bir şekilde örüyorum. Yine o başta da 1x1v yapacağız. Sıra başına gelip buluşalım. Evet, şu yan kısma kadar geldim. Tam ucağa, köşe dönme kısmıma geliyorum. Şimdi burada 1x1v formülünü yapacağız ama bu tarafta 4 kez tekrar edeceğiz. Çünkü köşeyi tamamen dönmemiz gerek. Şimdi bir tane tek batıyorum. Bir tane çift batıyorum. 1x1v yaptım. Şimdi bir tane tek battım. Bir tane çift batıyorum. Bu ikinci oldu. Bir tane tek. Bir tane çift. Bu üçüncü oldu. Bir tane tek. Bir tane çift. Bu da dördüncü oldu. Bakın şu şekilde geniş bir kıvrım elde ettik. Şimdi yine diğer sıranın başına kadar düz bir şekilde örüyorum. Son kalan ilmeklerimizde yine bir tek, bir çift, iki kez tekrar ederek orayı da dörtlemiş olacağız o kısmında. Bir sağından bir solundan dört tane yapmış olacağız. Yani bu taraf gibi. Hemen sıra başına kadar örelim. Evet, yine buraya kadar geldim. Şimdi burada son ilmeklerimi de 1x1v olarak tamamlıyorum. Yine bir tane daha 1x1v. Yani burada da 2 kez tamamlamış oldum. Yani 2 burada, 2 burada, 4 oldu. Diğer taraf gibi. Evet, kemerimizin örgüsü de bitti. Hemen şöyle 2 tane CC yapıyorum düz olsun diye.
bir zincir çektim, bıraktım. İster düğme dikebilirsiniz, ister çıt çıt dikebilirsiniz. Düğme veya çıt çıt diktiğinizde daha güzel oluyor. Hani etrafta sağlanan bir şey olmuyor ama isterseniz dikmeyip bağlama yöntemi de yapabilirsiniz. Tamamen kendinize kalmış, zevkinize kalmış. Eğer düğme dikecekseniz buradan zaten hemen bir ilik yaparsınız. Bu şekilde kemerimiz de bitmiş oldu. Böylelikle sincapımızın bütün eşyalarını da tamamlamış olduk. Şimdi ben bu kıyafetleri zaten giydirmeyeceğim. Onu biliyorsunuz, arada videolarda da söylemiştim. Farklı bir çalışma yapacağım diye. O yüzden giydirmiyorum. Zaten giyinik olanı var. Şöyle şu şekilde. Kameraya sığmıyoruz tabii ki biz. Kocamanız. Evet, iki tane böyle. Bu arada videonun son kıyafet bölümünü tamamlamak için bayağı bir geciktim. Kusuruma bakmayın. Affınıza sığınıyorum. Çekim yapmaya hiç fırsat bulamadım. Hatta araya ablamın videoları bile girdi o derece. Elimde olmayan sebeplerden dolayı. Ama şu anda artık tamamlamış oldum. Sizler de elbiselerinizi tamamlayabilirsiniz. Evet, bu yolculuğun da sonuna geldik. Sincaplarımız ve biz. Yakında size başka sürprizlerim olacak. Bu güzel şeyler gibi. Bu yolculuğun da sonuna geldik diyoruz. Bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz. Herhangi bir isteğiniz, arzunuz olursa bize yorumlarda lütfen bildirin. Biliyorsunuz ki değerlendiriyoruz elimizden geldiğince. Sorularınız olursa hızlı bir şekilde yanıtlamaya çalışıyoruz. Yeter ki sizler bizlerle birlikte örmeye devam edin. Kanalımıza abone olun ve bize destek olun. Destekleriniz çok önemli, biliyorsunuz ki. Bizler de böyle şevkle size yeni ürünler üretmeye çalışıyoruz. Güzel güzel tarifler paylaşmaya çalışıyoruz. Sizlerin de güzel vakit geçirmenizi sağlamaya çalışıyoruz. Teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kolaylıklar diliyorum. Keyifli örgüler.